Anlatmaya çalıştığım şey şu. Buradan tabii şuraya geliyorum. Genelde hani ben konuyu biraz Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm tarafına taşımak istiyorum. Şimdi Endüstri 4.0 konusunu başlarken Endüstri 4.0 büyük sanayi kuruluşlarının, üretim yapan firmaların, kurumların kullandıkları bir teknoloji. Endüstri 4.0 şöyle diyor. Tamamen karanlık fabrikalardan düşün. Çok az çalışanla işlerin döndüğü, zamana bağlı mesai süresi olmayan, yani otomatik olarak yaptığı üretim mantıklarına biz genelde Endüstri 4.0 uygun görüyoruz. Ama aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan şey dijital dönüşüm. Niye dijital dönüşüm? Şimdi başka bir rakam sayfasına geçeyim size. Burada bahsedeceğim şey KOBİ'ler. Türkiye'deki KOBİ'lerden bahsediyorum. KOBİ'ler Türkiye'deki toplam şirket sayısının yaklaşık 3,5 milyon şirket var Türkiye'de. Bunun %99.9'u KOBİ. Bayağı büyük bir oran. Şimdi bu %99.9 KOBİ Türkiye ekonomisinin yani ihracat, istihdam, vergi vesaire bunların hepsine baktığınız zaman ortalamasını söylüyorum. Yaklaşık %55-60'ı KOBİ'lerde dönüyor. O %0,1 yaklaşık 45'lerde, 40'larda seviyesinde ama esas işin ekonominin ağırlığı KOBİ tarafına dönüyor. Şeye bağladık ya, insanlar ceplerinde bu telefonu kullanıyor ama şirketlerinde kullanmıyorlar. İşte KOBİ'lerde bu kullanılmıyor. Yani biz zaten KOBİ'lerde bu bilgi teknoloji tarafındaki bilgisayarlara, sunucuları ya da işte doğru yazılımı, doğru hizmeti, ihtiyacı olan hizmeti. Bunların hiçbir tanesine kimse şunu zannetmez. Biz daha çok mal satalım, daha çok ticaret dönsün. Bundan bahsetmiyorum. Gerçekten ihtiyacı olan olmak kaydıyla. Onun da formülü var. Onun TÜBİTAK olarak onun formülünü de zaten koymuştum biz ama olması gereken tarafı şu. Bu yatırım ne dedik? Almanya ile Türkiye ile 10 katında. Demek ki Türkiye'deki bilgi teknoloji pazarı büyümüyor. Yani 9 milyar bantına sabit kalmış durumda. Endüstri 4.0'u bahsettik biraz fabrikalardan yapılan ama şimdi dijital dönüşüm aslında çok daha kıymetli. Şimdi dijital dönüşüm konusu aslında tamamen bir şirketin düşünce sistemini değiştirmesine bakıyor. Yani temel amaç verimlilik, daha çok analitik düşünme, daha çok sorgulama ve bunun sonunda da sosyal medya ya da işte diğer bilgisayar kanallarını kullanarak verimliliğin şirketin genel artışını sağlamak. Bu konuyu araştırırken aslında her kurum ya da şirketin ya da ülkenin başka açıları vardı ama genel mantık tamamen düşünce sistemi üzerindeki yapıyı değiştirmekle ilgili ve bu da daha çok yazılım tarafıyla ya da işte raporlama tarafıyla ilgili olan bir şeydi. Şimdi kamu tarafından baktığınız zaman dijital dönüşüme kamu şöyle bakıyor. Az önce bahsettiğimiz gibi e-devlet mantığında hangi hizmetleri ya da belediyeler hangi hizmetleri internet üzerinden verebiliyor? Devletin anladığı dijital dönüşüm bu. Yani kamu diyor ki ben diyor bütün sistemlerimi benim işte vatandaşlar benim sistemime girsinler. Buradaki ihtiyaçlı olan konuları ya da soruları ya da bir takım ödemeleri bunun üzerinden yapsınlar. Bu son derece İletişimi mantıklı. İletişimi kolaylaştırıyor. Evet. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman Batı dünyası ya da tüm dünyadaki dijital dönüşüm de böyle. Zaten büyük şirketler de dijital dönüşümün bu tarafına bakıyorlar. Ama işin KOBİ'ler tarafına geldiğimizde KOBİ'lerdeki dijital dönüşüm daha kritik. Biz henüz daha işin aslına kalırsa donanım tarafında doğru donanımları, doğru yazılımları ya da ERP programlarını ya da doğru hizmeti yani hangi altyapı için siz 8-5 hizmet alabilirsiniz, hangi altyapı için 7-24 hizmet alabilirsiniz gibi bir sistemin kurgulanması lazım. Bunu yaparken bu amaç bu değil aslında. Amaç dijital dönüşüm. Bu dijital... araç aslında. Aynen. Bayağı. Bu sadece altyapı. Ama siz sadece ben dijital dönüşüm yapmak istiyorum dediğiniz ama eğer az önce bahsettiğim gerekçelerle sizin altyapınızda network güvenliğiniz yeterli değilse ya da bilgisayar sunucularınız yeterli değilse zaten onu yapamayacaksınız. Dolayısıyla bunu bir bütün olarak bir paket halinde düşünmek lazım. Bununla ilgili bir grup oluşturarak STK'lar olarak bunu yapıyoruz. Hem TÜBİ'ler hem TÜBİFET olarak diğer bütün bilişim STK'larını bunu davet ettik. Bu işin içinde üniversiteler de var. Üniversitelerin bir takım platformları var. Bu Endüstri 4.0 platformu gibi. Bunun içinde Boğaziçi Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi üniversiteler de sağ olsun katıldı ve yakın zamanda bunun ilk toplantısını TÜBİ'ler merkezinde gerçekleştirdik. İhtiyacı tespit etmek için mi çalışıyor bu üniversiteler? Bir de bu dönüşüm ne kadar maliyetli bir şey? Bu bir bütçe ayrılması gereken bir konu mudur? Ya da devlet bunda teşvik sağlar mı? Kesinlikle zaten bir bütçe ayrılması gereken bir konu. Ama şimdi burada bütçeyi nasıl kullanacağız? Yani hangi bütçeyi kullanacağız önemli. Yani çıkış yolu. Burada şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Bir kere KOBİ'lere bir dijital dönüşüm için farkındalık yaratmamız lazım. Yani çalışan, işini yapan firmalar. KOBİ kimden bahsediyoruz? Yani bunu da tabii hani çok KOBİ dediğim zaman hani karmaşık olabilir. Bunu herhangi bir tekstil atölyesinden, herhangi bir restoran zincirinden, herhangi bir kahve zincirinden. Bunu aklınıza gelecekken her şeyden bahsedebilirsiniz. 3 şubeli bir lokasyondan, herhangi bir ticarethaneden, 2-3 yerde üretim varsa, sadece tek başına bir mağazada bile, yani bir mağaza bile kendi içinde bunu yapabilir. Bahsettiğimiz KOBİ'ler bu tür yapılar. Burada bunları yapabilmesi için bir soru sistematiği oluşturduk. Az önceki bu ücretler araştırması mantığında ya da işte meslek seçimi konusunda olduğu gibi. Burada dedik ki kişilere mesela donanım konusunda örneğin veri yedekleme için ne kullanıyorsunuz? Veri yedekleme kullandığınız sistemin içinde
içindeki yapıda neler çalışıyor? Bunu da mesela çeşitli markaları saydık. Donanımsal olarak mı kullanıyorsunuz? Yazılımsal olarak mı kullanıyorsunuz? Kullanmıyor musunuz gibi. Mesele zaten aslında şeyde kişiye. Böyle bir veri reklamı kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Şeklinde bir soru değil. Bak seçenekler bunlar. Bu seçeneklerden hangisini kullanıyorsunuz? Kullanmıyor olmam bir seçenek bile değil. Kişi şunu da bile derse yani ben şunu kullanıyorum ama bak böyle de bir seçenek varmış. Bizim ülkemizdeki dinamik bu. Siz bunu görmezden gelip globaldeki ya da kamunun yaptığı mantıkta bakarsanız olaya o yaptığınız şey dijital dönüşüm ne kadar olur? Daha doğrusu ha bu dijital dönüşüm yaptığınız firmada olur. Tabii ki siz büyük boya firmalarında ya da işte büyük imalathanelerde, kimya fabrikalarında mesela bunu yapabilirsiniz belki. Orada sonuç alırsınız. Zaten benim amacım da o değil. Orada zaten yapılması gereken bu. Çünkü bu firmaların zaten IT menajerleri var ya da bir CEO'ları var. IT ekipleri var zaten altyapı. Yani bu ekibi zaten bilen insanlar o şirketlerde zaten bunu yapıyorlar zaten. Ben ondan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim kanal tamamen hiçbir şekilde bu tür profesyonel bir katkısı olmayan, en fazla dışarıdan destekle bunu sürdürmeye çalışan firmalardan bahsediyorum. Yani altyapılarının değiştirilmesi gerekir dediğim bu.